Kayadim Mahallesi'nden. Ben de Necati Ara. Biz meyve üreticisiyiz. Bu kaliteli meyveler üretiyoruz. Burada depolama da yaptığımızda bunları da ayrıntılı bir şekilde belirli yerlere gönderiyoruz. Peki Necati Bey, dün sosyal medyada bir sizin de içerisinde bulundunuz. Bir görüntü yayıldı. Bununla alakalı çürük elmaların fabrikalara satıldığı iddiası var. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Hayır efendim, o yanlış. Şöyle, biz daha ayrıntı yapmadan o çürük meyveleri bir çöpe atıyoruz. Onu kesinlikle biz onu mevsim fabrikasına göndermeyiz yani. Biz kendi yemeyeceğimiz meyveyi fabrikaya göndermeyiz. Öyle bir şey yok. O izinsiz çekilen, rastgele çekilen bir çekimdir yani. Çektiği hangi aşamada çekti? Başlangıç aşamasında mı çekti sizin? Ne ara çekti? O başlangıç aşamasındaydı. Öyle bir şey yok yani. Onu kesinlikle meyve fabrikasına onu biz de göndermeyiz. Zaten fabrika da almaz onu. O çekim yapan arkadaş, daha biz bu çekimi yaparken daha ayrıntılaştırma yapılmamıştı. Bunu masanın üzerine yeni sermiştik daha. Bu ayrıntılaştırma yapılmadan çekilen bir resim o. Onu kesinlikle o şekilde fabrikaya göndermemiz şansımız da yok. Öyle bir şey de olamaz zaten. Biz kendi yiyemeyeceğimiz meyveyi fabrikaya gönderemeyiz. Aynı zamanda üreticisiniz. Dün o şekilde görüntüleri gördüğünüzde ne tepki verdiniz? Tabii ki tepkim şu oldu. Ben o çekim yapan arkadaşın da hakkında şikayetçi olacağım. Öyle bir şey olamaz. Çünkü o çekimi yapıp TikTok'tan paylaşmasına da izin verme müsaadem olmayacak buna. Kesinlikle onun hakkında şikayetçi olacağım yani. Kendisiyle telefonda görüşebildiniz mi peki? Tabii görüştüm, o anda da almış zaten, görüntüyü de almış. Evet. O da bir yanlış bir şey yani. Önce yayınlıyor, sonradan da TikTok'tan alıyor bunu. Bunu bizim köyümüz meyveci bir köy. Bizim gelir elde edeceğimiz şey bu meyvecilik. O da bizi ne yapıyor? Sadece bu köye başka bir tüccar girmemesi anlamında çekiyor herhalde benim tahminime göre. O şekilde bir yayınlama yapmış. Onun hakkında şikayetçi olacağım. Yani bu görüntüler nedeniyle siz herhalde bizden altına girdiniz. Yani biz hatalı bir çekim yapmasından dolayı bu nedenle ne söyleyeceksiniz? Tabii ki beni de zan altında bıraktı bu arada. Ben bunu asla kaldıramadım. Bana ters düştü. Biz zannediyorlar, bunu tabii ki izleyenler bilmiyor. Diyor ki işte bu adamlar çürük meyveyi satış yapıyorlar. Hayır, öyle bir şey yok kesinlikle. Gördünüz işte çöplerde bu şeyleri çöplere atıyoruz yani. Çürük meyveleri çöpe atıyoruz. Ha, kesinlikle öyle bir şey yok yani. Evet Necati Bey, bununla alakalı Tarım İlçe Müdürlüğü'nden geldiler mi? Tabii Tarım İlçe Müdürlüğü'nden geldiler. Yemelik olarak ayırmış olduğumuz meyveleri de gördüler. Ha, bu ayrıca tabii ki o geceydi. Bizim gösterme şansımız olmadı çöpe giden malları. Ha, şimdi de şu anda görmüşsünüzdür yani. Öyle bir şey yok. Kesinlikle biz öyle mevsuya falan bu malı gönderemeyiz yani. Öyle bir şey olamaz. İnsan sağlığıyla oynama şansımız yok. Zaten o biz kendimiz yemediğimiz meyveyi bir başkasına yedirmeye çalışmayız yani. Kesinlikle olmaz.